Hocam mesajı alır almaz geldim. Ne seslendirmesi bu? Bir internet sitesinin Almanya'da internette yayınlanacak tanıtımı. 20.000 veriyor enayiler. İmzalayıver. 20.000. Ver. ne sitesiymiş hocam? Üzerinde ne var .com. Alışveriş ağırlıklı dediler. Alışveriş tamam. İyi güzel. Heh. Text geldi. Bir ses denemesi yapalım. Tamam hemen geçeyim o zaman. Buyurun. Tamam, başlayayım. Merhaba canım, yalnız mı hissediyorsun? Pardon, biraz daha kadınsı lütfen. Daha kadınsı tabii. Merhaba canım, yalnız mı hissediyorsun? Burası çok sıcak olmadı mı? Üzerimdekileri çıkarmamı ister mi? Oo, bir dakika ya. Oo, bu... Pardon, ne sitesi bu? Erkeklere özel. Erotik site. Bana alışveriş sitesi denmişti. Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Pardon, duyamadık. Öyle mi? Özetle, alasmaldık. Deniz, beni de uyuttular. Sadece Almanya'da yayınlanacak. Almanya'da tanıdığın var mı ki? Arkadaşlarım var. O zaman sesini değiştirerek oku. Allah Allah, yapmam biter ya. Bana ne? Hayır, 100.000 dolar tazminat şartı imzaladın da ondan. Hani onu imzalamayaydın. Ne diyor, açsana. Açık zaten hocam. Şoktan sesi gitti herhalde. Kaynağından gitti. Güzel okudu mu anonsları? Sesi de iyi gitmiştir o tarza. Ne oldu Deniz? Öyle lafları el alemin nişanlısına konuşacağına al mikrofona konuş bacım. Sana demedim. Ayrıca bana Nurhayat Hanım deyip durma. İsim geçmeyecek. Şimdi siz alın bunu, o elektrik senin reklamıymış gibisinden Türkiye'ye yayın. Haber, spor, eğlence siteleri hepsi açılır açılmaz pop diye açık seçik kız isimleri belirsin, sonra Deniz konuşmaya başlasın. Aha, ay 20.000 liraya hiç bu kadar eğlenmemiştim. Merhaba canım, yalnız mısın? Bu söz... Kimdi bu yahu? Ben de çok sıkılıyorum doğrusu. Özel bir sohbete var mısın? Merhaba canım. Yalnız mısın? Yalnızım. Ben de çok sıkılıyorum doğrusu. Özel bir sohbete var mısın? Lan! Merhaba, ben bir kahve alabilir miyim? Pardon, biraz bekleteceğim. Arkadaşım izinli. Ha, bu gece yalnız mısın? O zaman ben evimde beyimle içeyim madem. Delirdin herhalde. Benim sesim olabilir mi ya? Ama çok benziyor. Rıza, benim erotik bir internet sitesinin reklamını seslendirmem sence mümkün mü? Ay bana saçma geldi de. Kim o zaman ya? Ay insan merak ediyor bu kadar benzerlik. Evet. Ay şimdi herkesin dikkatini çekecek, herkes sen zannedecek bilmem ne. Ama saçmalama Allah aşkına, kim fark edecek ya onu? Haftanın bombası. Deniz Alsancak şaşırttı. Erkeklere özel bir internet sitesinin reklamındaki iç gıcıklayıcı sesin sahibi acaba evimizin kızı Yazgı mı? Hop! Telefonlarımı... Nereye yavrum böyle gizli gizli? Sus. Nereye kıyım kıyım oğlum? Ben gidecektim, beni getirecekti. Gel kızım, gel sen burada yani gecede burada kal. Hep gözümüzün önünde ol. Bunlar dediğime inanamıyorum. Erkeklere özel bir internet sitesinin reklamındaki iç gıcıklayıcı sesin sahibi acaba evimizin kızı Yazgı mı? Erkek izleyicilerimiz merak etmesin. O sesin sahibinin peşindeyiz. Beni bir daha bakkala yollamayın ya. Yoğurt, ekmek, salça ne abi? Kim yiyor bunları? Evde dede mi saklıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Lafını unutma kardeşim.
ablamı öldüreyim cevap vereceğim. Abla, vallahi sen Karşıyaka'ya rezil olurum lan. Ay sen zaten rezilsin. Yürü git be. Daha kafa sesinden tizden okusaydın çakılmazdı tatlım. Wow, o ses senin miydi ya? Rıza, bu Deniz ahlaki düşük sitelerde ayıp sohbetler mi yapıyormuş? Ben anlamadım. Hayır ya, öyle değil o. Ayrıca onun sesi değilmiş zaten. Sadece benziyor. Kimin sesiymiş ki acaba? Ya bıraksın boyakları. Kokuyor boyaklar. Bak ablamın kirli geçmişi tek tek ortaya çıkıyor. Yakında bunun kaseti masını da çıkar Allah korusun. Ay çok korkuyorum. Ucu bize dokunmasın da. O değilmiş Nur Hayat. Kimin sesiyse yarın öbürsü gün bulurlar zaten mahcup olursun. İnşallah bulsunlar da kimin mahcup olacağını görürüz. Şeymus babacığım. Ben karışmak istemiyorum. Her zaman ikinci planda kalmayı bilen bir insanım. Fakat bence siz bu yandakilerden yavaş yavaş kurtulun. Az evvel bir olaya şahit oldum. Elim ayağım titredi. Niye kızım, ne oldu ki? Daha demin ki içlerinde gerek tavrı gerekse de baby face yapısıyla en düzgünü olan Emir Bey sizin aşağıdaki ilan panosuna bir yumruk darbesiyle adeta bir vahşi hayvan gibi kırıyor, içinden kağıdı alıyor ve ağza alınmayacak küfürler eşliğinde çok affedersiniz sizin isminizi anaraktan. Nasıl şey öyle ya? Ben yarım saattir sokağın köşesinde titrememin geçmesini bekliyorum. Hayır genç kızım. Belli ki alkol almış. Sokak karanlık. Orası da görür beni, tutar kolumdan, çeker, bir şey yapar der kendi rızasıyla oldu. Ay çok korkarım öyle şeyler. Allah korusun. Ay. Merhaba canım. Merhaba. Yalnız mısın? Ben nişanlıyım da sen yalnızsın be ablam. Bu gece çok sıkılıyorum. Benimle bir sohbete var mısın? Kız yarın kimliğin deşifre olsun. Sen sıkıldığı esas o zaman gör. İyi geceler. Hayırdır Şeymuz babam? Vallahi uykum kaçtı kızım. Sen anlatınca moralim bozuldu. Yahu ne demek apartmanın demirbaşını kırmak? Ama inadım inat. Yarın camı yaptırıp da kadarsıcın listeyi. Şeymuz babacığım, dilerseniz bana bırakın. Daha modern ve etkili bir yöntem var. O sesini sesinizin niye erotik seslendirme yaptınız? Herkes o sesi merak ediyor. Deniz Hanım. Hayır, tabii ki ben değilim arkadaşlar. Olabilir mi böyle bir şey? Kimin sesi acaba? Deniz Hanım, sizin sesinize çok benziyor ses. Evet, değil mi? Biraz benziyor. Bilmiyorum vallahi kimin sesi. Enteresan. Bu Hanım'ın sesi fenomen oldu. Herkes çok merak ediyor. Biz şu anda tüm Türkiye'deki stüdyoları araştırıyoruz. O sesin sahibini bulabilmek için. O kadar şey yapmayın ya. Arkadaşlar ben söyleyeyim size kim olduğunu. Genç bir oyuncu hanım Almanya'da yaşıyor. Yakında gelecek, sizinle tanıştıracağım. Efendim kimdir? Oyuncu mu? Pardon. Yeşil kim? Kariyer bilen olsana neler var? Böyle bir basın ilgisini Çağatay köpeği ısırdığından beri görmemiştim. Evet hocam, ses benden daha popüler. Şimdi bu iş böyle kapandı mı sizce? Ne kapanması? Şimdi başlıyor. Arkadaşlar, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan güzel ve çok parasız bir tanıdığınız var mı? Anneanne? Kızım babanın tansiyonu çıkmış. O ses senin sesin mi? O kadar mı parasızsın çocuğum? Hocam, benim bir tanıdığım var. Güzel abim, röportaj da yaparız, her türlü sanatı da icra ederiz, sıkıntı yok. Albüm düşündüğümden piyasaya lense açısından işime de gelir. Ama çalışacaksak şartlarım var. Mesela? İçtiğim içkiler sana ait. Parayı günlük peşin alırım, yiyemeyem 250 kağıt, darılmaca yok. Polis basarsak çalışmıyor, müşteriyim. Silahlı çatışma çıkarsa direktman uzarım, paramdan kesemezsin. Günlük minimumda 12 şarkı söylerim. Oriental Show, Kedi Kız Show, Ankara Havası Show ekstraya girer. Anladım. Yok, zaten şarkı söylemeyeceksin. Benden ne istiyorsunuz ki? Şu röportaj kasetini halledelim de basına bunu dağıtacağız. Ay, heyecan yaptım bak. Ne konuşayım ki şimdi ben abi? Hiç konuşma.
adım Tülay. Kendim burada ve Almanya'da ses sanatçılığı ve oyunculuk icra etmekteyim. Sesimi çok farklı şive, ton ve oktavlarda kullanabilen bir kişiyim. Hatta bazen ses rengi olaraktan sevgili Deniz Alsancak'a benzediğim de söylerler. Bir seslendirme misal bizim Almanya'da bu kadar olay olmaz. Ama burası değişik. Bundan sonra bu rüzgarla dizi çalışmalarına ağırlık vermeyi düşünüyorum. Yeni bir soluk, yeni kız, bir... Kız kafam başka yerde anlamıyorum da. Bu senin sesin mi ki? Nasıl değiştirdin öyle? Mikrofondan falan mı kaynaklanıyor? He, evet. Teknoloji değişik bir şey. Şimdi geceleri arkalım ve hangi ünlü bakalım. Vay ya, değil mi senin suratına? Hayatında bir kere televizyona çıkıyor. Niye şarkı okumuyorsun bacım? Daha da çıkarız inşallah Zerinim. Allah büyük, dizi piyasası küçük. Belli mi olur? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.